Hoş geldin Abdülkadir. Hoş buldum abla. Gaziantep'ten geliyorsun. Gaziantep'ten geliyorum abla. Ne iş yapıyorsun? Bir özel sektörde makine bakım sol olarak çalışıyordum. Makine? Işte, makine bakım onarım. Makine bakım onarım. Evet. Güzel de bir iş. Aslında zor da bir iş. Herkesin yapmadığı bir iş. Ya ister istemez zorlu oluyor bayağı. Zorlu oluyor. 23 evet. yaşındasın, çok gençsin. Öyle oldu evet. Niçin Esrail Oda programına başvurdun? Abla, ya da nasıl başvurdun? Şöyle söyleyeyim. Bu olayım olduktan sonra hani mahkemeye verecek belli bir bütçem olmadığından dolayı bazı sıkıntılı süreçlerim olduğundan dolayı evet. Mahkeme şöyle, şikayetçi oldun mu? Şikayetçi olamadım çünkü biraz tehdit edildim. O yüzden bu programa başvuru yapmak istedim. Bir de hani ben düştüm, başkasının düşmesini istemedim. Anladım ama hani, sen gene şikayetçi ol. Ya öyle yapacağım da işte dedim hakkımı bir burada aramaya çıkayım dedim. Artık bakalım. Evlilik vadili kandırıldım ve abla dolandırıldım şöyle, iddiasıyla başvuruda bulunuyorsun. Çok profesyonel bir şekilde aradı normal bir şekilde bunun kuzeni ve kızıyla beraber. Dur önce nasıl başladı? Ben anlattım. Sen televizyon programı yani evet, bir şey izliyorsun. Kemal Sunal filmlerinden birini izliyorsun. Bir gün böyle oturuyoruz normal bir şekilde. Dedi hani arkadaşlarla oturuyorduk gırgır şamata olsun diye. Ya dedik acaba bu neyin nesi hesabına? Sen at ben atayım gibisine biz bir şekilde yaptık. Neyse bu aradı. Sohbet muhabbet derken. Sen oradaki dedi, numarayı aynen. aradın. Aynen. Dedi, sohbet, ne yazıyor peki şimdi orada telefon numarası yazmıyor. Ya isim işte isim yazıyor. Nerede olduğunu falan yazıyor. Ne ismi? Ya kendi ismini yazıyor. Oğlum ismi ne işte? Ben kendi ismimi veriyorum. He sen oraya kendi evet, numaranı veriyorsun. Ben kendi veriyorsun. İsmimi veriyorum. He. Sonradan böyle bir... Hanımefendinin numarası yazıyor sanıyordum. Yok, ama... Yok ben kendi numaramı şey yaptım. He, yaptım neyse abla tamam. Bu aradı tanıştık. Hoş bir sohbet arayan derken. Arayan kim? Bu dedi ben Gaziantep'e geleceğim. Dedim Gaziantep... Oğlum arayan kim? Yeşim Boz. Heh. Aynen. Merhaba dedi. Aynen konuştuk sohbet muhabbet. İşte dedi ben dedi Gaziantep'e geleceğim. Belli bir süre konuştuktan sonra. Bir baktım bir kiralık arabayla cümbür cemaat. Çoluk çocuk ne var ne yok geldi. O alt mesajı merak ettim ben. Abla, ne yazıyormuş o... Esra Hanım altta geçen yazıda ne diye mesaj hayır, bıraktınız? Hayır o yazmıyor. Abdülkadir. Tamam he. Abdülkadir ben... ne diye yani oranın... Ya arkadaş mı arıyorum abla? Diyorsun, arkadaş mı arıyorum diyorsun. Yok ne hayır diyorsun? Numaranı veriyorsun, ilini yazıyorsun. Oradan zaten şeyin detaya çıkıyor. Gerek yok. Evet. Yani mesela yazdım oraya, Esra Erol İstanbul yazdım. Evet. O Esra Erol İstanbul'u gören kişi... Aynen arıyor. Arıyor hani bekarım, evlenmek istiyorum, aşkı arıyorum, sevgiye açım, hasretim falan yazmana gerek. Yok kesinlikle yok. Zaten o herkes bir kodunu bildiği için... Görür görmez arıyor. Neyse abla ondan sonra... Yeşim Boz aradı seni. Aradı. Konuştunuz. Konuştuk ettik. Baktım bu cümbür cemaat çoluk çocuk kim varsa çekti geldi. Tabii kendini bana edebiyat öğretmeni olarak tanıtıyor. Ortada edebiyat öğretmeni diye bir şey yok. Ama edebiyatı iyi anladığım kadarıyla. Edebiyatı mükemmel, profesyonel. Neyse abla... Kaç yaşında hanımefendi? Abla 35 yaş. Deyip durma onu yayında. Yok, öyle bir özür küfür. Özür dilerim gerçekten. Hani bir hata yaptık gerçekten ama kendi ayağımızla kendi ayağımıza sıktık kendi elimizden. Sonra abla dedi hadi dedi senin bir... Dur. Şimdi diyor ki Yeşim ya ben senin aradığın kişiyim. 15 gün boyunca anladığım kadarıyla çok güzel geçtiği için telefon görüşmeleri. Bir çıktı, gün görüşelim geldi. Dedi. Antep'e geliyorum dedi. Aynen öyle. Gelirken kimleri getirdi? Hani abla dedi ya, bunun 3 yaşında bir kızı var. Bir de bunun 17-18 yaşlarında bir kızı var. Evet, iki de, çocuğu var. Aynen, kuzeni geldi, Sena. Kuzeniyle beraber bir kızı geldi bunun. Ha, bayağı mı aile gelmişler? Aynen, işte diyorum ya cümbür cemaat. Tabii geldi bu abla, normal bir şekilde konuşuyor. Normal bir şekilde konuşuyor. Ya bir gün böyle oturuyoruz, dedi Kadir dedi, ya bu zamana kadar senin bir birikim yapmamış ailen. Ya dedi, biz sana dedi birikim yapalım. Ben de kendi kendime düşünüp de demedim ki ya sen 2-3 günlük tanıdığın bir insanla ne birikim yapabilirsin? Neyse abla. Edebiyat öğretmeni oldu şey ekonomist bir anda finansı. Aynen ekonomi bakanı oldu bir an bana. Neyse abla ben dedim ya dedim hani doğru söylüyorsun aslında dedim. Neyse abla bu bende biraz birikim vardı zaten onları aldı. Ben de ya demiyorum ki 2-3 günlük bir tanıdığın bir insana sen neyine güvenerek bunu veriyorsun? Ne kadar verdin? Abla benim... bankadan gönderdiklerim ve 5 cumhuriyet altını verdim. 3 yarım altın, 3 tane de yüzük verdim kendisine. Tabii bir saniye, 5 cumhuriyet. 3 yarım.
Üç yarı. İki çeyrek. İki çeyrek. Üç tane de yüz. Altın almış başını gidiyor. Aynen öyle. Neyse abla ben kendisine bir de bankadan ne kadar gönderdim? Tabii bankadan da ara ara toplamda 81 bin lira. Hep onun şahsi hesabına. Tabii şahsi hesabına. 80? Tabii bu 81 bin. Tabii bu bana kendisinin ödeyeceğini söyledi. Bugün yarın, bugün yarın, bugün yarın diye diye haciz kapıya dayandı neredeyse. Peki Abdülkadir'cim. Şimdi bunlar Yeşim Boz, kuzeni Sena Demir, evet. Yeşim'in iki çocuğu, Sena'nın bir çocuğu. Evet. Hepsi beraber bir anda hani o telefon arkadaşlığından çıkıp Antep'e geliyorlar. Evet. Bir, sen bu kadar kişiyi nerede ağırladın? Rezidans tuttuk abla. Üniversitenin, Gaziantep çok Üniversitesi'nin orada. Ya, o kadar tatlı evet. Anlatıyor ki şimdi. Rezidans tuttun. Evet, kim tuttu rezidansı? Abla kendisi tuttu. Normal bir şekilde günlük apartlar falan oluyor. Oradan rezidansı tuttu zaten. Hı hı. Zaten orayı da dolandırmış. 15 gün falan kalmış. Onun da parasını vermeden çekip gitmiş. Peki sizin tanışmanızla duygusal ilişkiniz nasıldı? Mesela bu fotoğraflara bakıyorum. Kaç aylık ya da kaç yıllık bir ilişki bu? Zaten bunu yaptıktan sonra bu gidecekti normalde. Bir gün böyle oturduğum yerde bana hani sürpriz hazırlama babında artık sürpriz dediği de bir tuzak hazırlamış da haberim yok benim. O bu fotoğraflar orada çekildi. Hmm. Evet. Bir görebilir miyiz ekranda da bu fotoğrafları? Yani samimi bir fotoğraflar. Kaç evet, yıllık bir ilişki bu? Yani kaç abla, yılda senin beş... Değil, 6 ay mı 7 aylık bir şey. Yılı bile değil. Senin yanında Gaziantep'te ne kadar kaldı? Abla benim yanımda bir buçuk ay yakın bir süre kaldı. Sizin ilişkiniz resmi olarak kaç ay sürdü? Resmi olarak şöyle... Beraber olduğunuz, vakit geçirdiğiniz, birbirinize işte atıyorum sevdiğinizi söylediğiniz, yan yana olduğunuz ilişki süreniz ya ne kadar? Ya şöyle sevgimizi söylememizin sebebi şey şu. Bir buçuk ay içerisinde çok samimi bir bağ kuruldu. Hı hı. Aynen. Çok samimi bir bağ kuruldu. Ondan sonra zaten bu durmadan bir problemler çıkarmaya çalışıyordu. Durmadan hani böyle en ufak... Hanımefendinin medeni hali nedir? Vallahi normalde ben boşanma aşamasındayım demişti. Hatta paraları gönderirken benim banka hesabımdan alınan borcu geri ödeme diye yazıyor. Bir gün bunu sordum kendisine dedim hani sen neden böyle bir şekilde söylüyorsun dedim. Dedi işte dedi ben dedi normal bu boşanma sürecinde olduğundan dolayı hani mahkemede bana sıkıntı yaratmasın diye ya dedi. Ben aslında baktığında yazdım. Boşanma gerçekleşmediği için hanımefendi evli. Evet. Seninle geldi tanıştı. Evet. Çocukları sana ne diye hitap ediyordu? Normal... çocukları mı? Abi olarak hitap ediyordu normal bir şekilde. Hani babanız olacak Abdülkadir dedi mi? Yok hayır. Demedi. Normal abi olarak hitap ediyorlardı. Siz niye evlilik vaadiyle dolandırıldım diyorsunuz? Şimdi abla, evlilik şöyle, vaadiyle zaten... dolandırılabilmeniz için sizin Yeşim Boz'la ikinizin bir işte nişandır, sözdür. Zaten o yüzükleri onun için aldım ben kendisine. Yani sizin niyetiniz? Evet. Evleneceksiniz. Siz aslında o niyetle ben evleneceğim kadınla bir hayat kurabilmek için evet. Parayı verdim demeniz lazım. Evet. Telefonda yani televizyon ekranındaki telefon numarasından tanışma ardından mahalleyle senin yanına gelmesi evet. Bir buçuk aylık bir ilişki. Evet. Ardından da 82 bin TL ve altınlarla beraber ortadan kaybolması. Aynen öyle. Şöyle diyor ben Kayseri bir gün arıyorum örnek veriyorum Kayseri'deyim diyor. Bir gün arıyorum Sivas'ta bunun şarkıcısı da bildiğim anladım. Kadarıyla babası mı ne kalıyor. Şu anda hakkında iddiada bulunduğunuz beni dolandıran evlilik vaadiyle kandıran Yeşim Boz dediğiniz kişi... Telefon hattında. Yeşim Hanım merhaba. Evet. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdülkadir Bey sizin neyiniz olur? Abdülkadir Bey oraya çıkıp yalan yanlış şeyler konuşmak yalan yanlış yapılacak bir şey yok. Bir saniye beni dinler misin? Bir abla özür diliyorum. Özür dilerim. Sen beni dinleyeceksin ben, ilk önce. Ben hayır. Bak ben sen beni şimdi onun da iddialarını dinleyelim. Hanım. Önce Yeşim Hanım bir saniye. Edebiyat öğretmeni misiniz? Esra Hanım ben şimdi şu anda sizinle muhatap olmak istiyorum. Tamam. Bence şöyle yapalım. Bir saniye. Ben edebiyat öğretmeni söyleyeyim. Misiniz? Ya ne edebiyat öğretmeni abla yalan dümen anca başka bir şey yaptığı yok bunun ya. Ama dur şimdi o da iddialanacaksın. Yeşim Hanım eğitimci Esra misiniz? Hanım. Beni dinliyor musunuz? Eğitimci misiniz? Evet. Yani şöyle bir durum var Esra Hanım. Yani edebiyat öğretmeniyim. Oraya çıkıp da... Edebiyat öğretmenisiniz aslında, değil mi? Bunu bir kere bir hani netleştirelim. Yani eğitimcisiniz ve edebiyat öğretmenisiniz.
Yalan söylüyor abla, yalan Anladım. Söylüyor. Anladım. Evet dedi, ben eğitimciyim dedi. O da söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Belki de telefon düştü, tekrar bağlanırlar. Şimdi sizin bu hanımefendiyle ilişkiniz normal şartlarda devam ediyor muydu? Hani bazen şöyle bir taktik uyguluyorlar. Abla, o parayı alabilmek için o ilişkiyi sürdürüyorlar. Taktik ne biliyor musun? Beni normal numaradan engelliyor, WhatsApp'tan arıyor. Hani normal numaradan aradığı zaman otomatikmen ses kayıtları savcılık aracılığıyla çıkıyor ya. Bunda öyle bir şey yok. Otomatikmen WhatsApp aracılığıyla beni arıyor. Hı hı. Ben kendisine diyorum, ne zaman vereceksin diyorum, bugün diyor. Örnek veriyorum, normalde bu ayın 5'ine gelecekti. Arıyor, işte şu işim çıktı. Arıyor, bu işim çıktı. Her zaman bir bahane. Senin yanından nasıl ayrıldı? Siz şimdi sevgilisiniz. Benim yanımdan normal evini taşıyacak Kayseri'ye diye ayrıldı. Bir ev taşıması 2 hafta mı, 3 hafta mı ne sürdü? Hı hı. Anlayacaksın, o 2-3 hafta sonra Kurban Bayramı örnek veriyorum. Yani senin yanından giderken herhangi ilişkinizde bir sorun var mı? Benim yanımda giderken ilişkide bir sorun yok normal bir şekilde. Düzen kuracak kendine. Tabii, başka normalde bir yerde. Düzen kuracak kendince. Ondan sonra işte yok ben korona oldum, yok işte dayımın cenazesi çıktı, yok işte amcam öldü, yok dayım öldü. Anlayacağınız her şeyde bir bahanesi, her şeyde bir yalan, dolan. Hepsi zaten belli. Ben kendisinden sadece diyorum ki ya benim neyim var neyim yok. Sende varsa ver. Sende olan neyim altın olsun, para olsun ver. Sen yoluna ben yoluma en ufak bir şeyde otomatikman sıkıntı çıkarır. İşte vermiyorum, git mahkeme aracılığıyla WhatsApp'ta tüm yazışmalar kayıtlı. Bu paraları senden nasıl istedi? Şimdi gönül ilişkisi var. Şimdi örnek sen bu kadını, Abdülkadir bak samimi ol. Sen bu kadını sevdin mi? Beğendin mi? Aşık Abla ben ilk mu? Önce dürüst bir şekilde gittim. Ben kendisine gerçekten dürüst bir şekilde gittim. Sonradan ne olduysa zaten düşmanlıkla yaklaştı. Ben bu, bana benim durumum olmadığından dolayı benim oturduğum evle bile dalga geçmiş bir insan bu. Peki bu paraları senden nasıl istedi, altınları? İşte gönder dükkan dükkana kombi alacağız. İşte gönder dükkana şu alınacak. Ne dükkanı bu? Normalde bundan kuru yemiş baharat dükkanı açacaktık. İkiniz. Evet, sözde. Sonradan bir gün beni aradı. Dedi annem dedi kıyameti kopardı. Ne oldu eşim? İşte dedi annem demiş ki ne senin Beşiktaş'ın nerede? İyi tamam dedim 3,5 bin lira benim hesaba gir dedim gönder dedim. Annesi niye Beşiktaş'ın nerede diyor? İşte, Beşiktaş'ın anlamı ne? İşte maksat ki bu sözün bir adı olsun gibisine. Sözün hani sözlenmiş olarak ele güne karşı. Şimdi sen bir dakika bekle Abdülkadir. Yeşim Hanım hoş geldiniz tekrar. Esra Hanım hoş bulduk. Fakat bakın ben o beyefendiyle muhatap olmak istemiyorum. Tamam, soruları ben soracağım. Siz de sakin sakin cevaplayın ben hakkınızdaki iddiaları. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bakın bu beyefendi evet bana evlilik teklifinde bulundu. Nereden tanıştınız? Önce oradan başlayın. İlk tanışma hikayenizden başlayın. Beyefendi numara atmış, biz böyle aramışız. Böyle bir durum yok, yalan konuşması. Neyse dürüstse nerede tanıştınız? Olsa onu söylesin. Nerede tanıştınız? Siz anlatın doğrusunu. Arkadaş ortamında tanışılan bir şey ama Kadir Bey mi benim? Yalan söyleme. Abla özür diliyorum. Gerçekten özür dinle, diliyorum. Dinle bir dakika. Sen sonra iddiaları cevaplarsın. Evet. Devam edin. Evet. Beyefendi bana bir evlilik teklifinde bulundu. Ben bunu inkar etmiyorum. Böylesi bir durum mevcut. Fakat beyefendiyle benim iyi veya kötü herhangi bir durumum olmadı. Şimdi arkadaş ortamında tanıştırdınız. Hangi durumun olmadı onları söyler misin? Ben kötülemek istemiyorum. Az önce ailesi diyor şunu bunu diyor ya. Böylesi bir durum da mevcut değil. Yalan konuşması. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Telefon dokümanların hepsi mevcut. Sen Yeşim ki, bir saniye. Al ne özür olur, bak, diliyorum çok gerçekten. Çok haklısın. Bir dakika bak çok haklısın. Bir dedi ki benim tanıştığım bu hanımefendi eğitimciydi dedi. Siz eğitimci misiniz? Edebiyat öğretmeni misiniz? Evet, branşım edebiyat öğretmeni olarak bölümümü bitirdim ama şu son bir yıldır evet görevimi icra etmiyorum. Peki. Bana da diye çalışıyorum. Ben dedi televizyon ekranındaki numaradan tanıştım dedi. Siz diyorsunuz ki biz... Abla yalan söylüyor neyse onu söylüyorum. Nerede tanıştırdınız? Ben. Kim tanıştırdı sizi? Ben mi cevaplayacağım Kadir Bey mi cevaplayacağım? Siz cevaplayın. Arkadaş ortamında tanışıldı. Hangi arkadaş ortamında tanıştık pardon? Bir saniye dinler misin? Evet. Esra Hanım bakın muhatap olmak istemiyorum. Olmayın zaten. Konuşmayacağım ben. Tamam olmayın zaten benimle muhatap olun. Nasıl tanıştığınızı bu anlatın çünkü. Bu beni kadar beyefendini
yani neyle almışız? Yani neyle tenezzül etmişiz? Şimdi hangi soruyu cevaplayacaksınız? Önce oradan gidelim. Para konusuna girecekseniz para konusuna gireceğim. Kendisiyle tanıştıktan sonra Çankırı'dan Antep'e gitti. Gelirken de yanında işte kuzenini, kuzeninin kızını, kendi iki çocuğunu getirdi. Hep beraber orada bir apartta yaşadık dedi. Bu iddiası doğru mu? Falan yaşamadık Esra Hanım. Biz apartta kendimiz kaldık. Evet, biz Gaziantep'e gittik. Kalabalık bir biçimde gittik. Ben sadece tek başıma da gitmedim. Giriş amacınız neydi? Kimlerle gittiniz? Ben, kuzenim, kızım, Hülya'm gittim. Soru Hülya Hanım'ın sorusu da. Giriş amacınız nedir Gaziantep'e? İş, ticaret, evlilik ne amacıyla gittiniz? Hayır hayır, biz oraya gezmeye gittik. Kendisine de sorabilirsiniz. Asla böyle bir şey yok. Yalan söyleme. Ne kadar süre Antep'te kaldınız? Yalan konuşan sensin. Yalan konuşan sensin. Burada her şeyin, tüm dökümanın mevcut Yeşim. Sen burada kendini küçüken davranına kalıp Yeşim Hanım, Abdülkadir Bey orada olmasaydı gezmeye gider miydiniz yine Gaziantep'e? Efendim? Antep'i sizi bağlayan... Olmasaydı Abdülkadir Bey... Siz Antep'e yine gezmeye gitme planınız var mıydı? Bizim zaten böyle bir planımız vardı. Kuzeninizle böyle bir plan yaptınız. Bakın bir saniye. Hayır. Evet. Ben eğer ona kalırsa Ankara'ya da gittim. Denizli'ye de gittim. Ben birçok şehri ya geziyorum. Ya sana kalırsa sen zaten dünyayı geziyorsun ki. Şimdi, senin ağzının içi yalan dolu. Yeşim. Sen kalkıp da burada kendini bana anlatma. Kadir. Bak, ben seni rencide etmek istemiyorum. Kırıcı davranmak da istemiyorum. Ya sen zaten, yaptığın hakaret yaptın. Sen gelip de burada şimdi, kendini... Şu andaki yapmış olduğun konuşmalar, tavırlar, davranışlar... Bir şeyleri anlatacaksan dürüstçe anlat, düzgünce anlat. Dürüst oluyorum zaten, benim burada telefonumda her şey mevcut. Peki, ki. Peki şunu söylüyor Abdülkadir, diyor ki beni evlilik maddiyle kandırdı. Siz de diyorsunuz ki biz evet onunla evlenecektik. Benim işte bir sürü paralarımı, altınlarımı aldı, beni ortada bıraktı diyor. Bu iddiayı nasıl cevaplayacaksınız? Kadir Bey tarafından bir evlilik teklifi geldi, ben bunu inkar etmiyorum. Ama evlenilecekti. Kadir Bey'e ben kendisine de söyledim, ben evlilik falan düşünmüyorum dedim, kendisine sorabilirsiniz. Peki, siz bekar mısınız? Yani boşandınız mı? Ayrılık aşamasındaydım ben Kadir Bey'le tanıştığım zaman. Yani bir boşanma davası? Şöyle bir şey var. Kadir Bey orada otururken lütfen rica ediyorum bunu bizzat sormanızı istiyorum. Siz çünkü sorun. Burada benim de bir çevrem var. Burada benim de bir yaşantım var. Senin de çevren var da benim sen... Benim de çocuklarım var. Ve benim çocuklarımı bu şekilde, benim ailemi bu şekilde yayım edemez. Ama şu var Yeşim. Kadir Bey tarafından sen... bir evlilik teklifi edildi. Ve ben bu evlilik teklifini kabul etmedim. Olay durum bu. Kaç ay ilişki yaşadınız Kadir'le? Bakın ilişki, ortada ilişki denilen bir şey yok diyorum. Ne kadar süre bir tanışıklığınız vardı? Ne kadar süre bir tanışıklık sonucunda Kadir size, Yeşim seninle evlenmek istiyorum, lütfen benimle evlen ve hayatımın kadını ol dedi. Yalan olmasın, ya Mart'tı ya da Mart ayından önceki aydı ben Kadir Bey'i ya, tanıdığım zaman. Ama yine söylüyorum bakın. Kadir Bey'le ben bizzat pek bir tanışmadım. Bir sürü arkadaş ortamımız vardı. Yalan söyleme. Sen beni tanımam, ben seni tanımam. Dürüst ol, dürüst. Hiç kimsenin arasında da kötü bir davranış, tamam mı? Peki. Ne senin arkadaşların tarafından, ne de benim yanımdaki insanlar tarafından hiç kimsenin hiç kimseye kötü bir davranışı, ahlaksız bir yaklaşımı, konuşması olmadı. Peki çocuklarınız Kadir Bey'le tanıştı mı? Efendim? Çocuklarınız Kadir Bey'le tanıştı mı? Benim sadece küçük kızım vardı. Gamze de yanındaydı, beraberdi. Hayır yalan konuşma oğlum. Gamze de yanındaydı, yalan söyleme, fotoğraflara kadar var. Niye yalan söylüyorsun sen? Sen şimdi şu anda evlilik olarak bahsettiğin bir şeyi açıklar mısın lütfen? Evlilik derken? Şu an benim sendeyim. Şimdi diyor ki hanımefendi, biz bir ilişki yaşamadık ama Kadir bana evlilik teklif etti diyor. Hayır yaşadık, yalan söylüyor. Hayır hayır, şimdi mantıksız olan, yani hiç tanımadığın birine evlilik teklif etmezsin. Sen bu kadına, bu kadın diyor ki bana diyor evet evlilik teklif etti, ben kabul etmedim diyor. Yalan söylüyor abla. Kabul etmese niye benim altınlarım olsun, yüzüğüm olsun? Sen yüzük aldın mı? Tabii ben 3 tane yüzük aldım, hatta bende fotoğraflarına kadar var. Yalan söylüyor. Bu yüzükleri aldı hanımefendi, taktı mı? Tabii. Yalan söylüyor. Yeşim Hanım. İlk teklifinde yüzük ben aldı. De... Evet. Bakın. Ben yüzüğü aldınız mı almadınız mı? Kadir bana
yüzüğü getirdi, verdi. Sonra da bilirsiniz, kendisiyle burada yüz yüze de konuşuyorum bakın. Evet, Kadir yüzük aldı, getirdi Esra Hanım. Fakat ben o yüzüğü Kadir'e tekrardan iade etmek istedim, kendisi kabul etmedi. Yalan söyleme eşim. Bir saniye dinler misin? Ben sana bak şu anda bir saniye, beni dinler misin sen? Ben sana kaç defa dedim eşim? Ben sana kaç defa dedim eşim? Benim altınlarımı ve paralarımı ben ondan sonra ne halim varsa gör. Kaç defa dedim eşim? Kadir dinler misin? Ya dinlemelik bir şey yok. Zaten bak ben sana burada diyorum ki. Bana yüzük aldığını söylüyorsam, inkar etmiyorsam onu da inkar etmem Kadir. Ben zaten sana diyorum ki bak benim neyim var neyim yok senden ver diyorum. Ben sana kaç aydır diyorum ki bak banka bana haciz gönderecek, daha sakin sakin diyorsun ki ne bana. Avukat parası neyse veririm, 2-3 kuruş fazla para veririm. Sen böyle bir rahat insansın ya, sen neyin kafasını yaşıyorsun? Kadir şunu da sor. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Kadir sen oraya çıkıp böyle ahbap ahbap konuşmaları gayet iyi biliyorsun da. Neden kendi yapmış olduğun davranışları dürüstçe gelmiyorsun? Benim yaptığım davranışları ya söyle Esra hadi. Hanım, söyleyin lütfen bakın söyleyin. Miyim? Esra Hanım bana soru soruyor. Ben olanı biteni dürüstçe söyleyebiliyorum. Sen dürüst ama bir insan değilsin ki zaten şimdi dürüstçe söylüyorsun. Ki, ben çok... sana aşığım dedin. Evet. Ben söyledim, söylediklerimin arkasındayım zaten. Söylemedin dedim. Demiyorum ki. Seninle olmaz dedim. Neden seninle olmaz Kadir'le? Benim için mi bu durumlara getirdin? Neden olmaz Kadir'le? Olmaz Esra Hanım. Sebep olmaz nedenlerini dedim, açıklayın. Başkasını dolandıracak da onun tamam. Hesabını yapıyor tamam. Şimdi. Bir kişi de çıksın desin ki bu kadın bizi dolandırdı desin. Benim senin neyine ihtiyacın var ya? Ya kaldığın rezidansın sadece. 1500 lira parasını şimdi vermeyen insan sensin. Şimdi iki soru soracağım. Kadir Bey'in hesabından sizin hesabınıza ne kadar para aktarımı oldu? Esra Hanım, kendisi Kadir Gamze'nin o zaman abla. Bir saniye. Kadir ben hiçbir şey yalan konuşmam, kusura kalma. Dokümanlar ne mevcut kadar? Zaten sen yalan konuşmana gerek yok, dokümanlar mevcut.